Aleyküm. Kolay gelsin. İyi yayınlar Esra Hanım. Ben Cemile Caner. Antalya Kaş Avullu Mahallesi'nden geliyorum. Abdullah Caner'in eşiyim. Abdullah Caner'in konuğunu konuşmaya geldim buraya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana dayandım, sana güvendim. Sağ ol. Geliyor sen her şeyi iyi yapıyorsun. Ben aldatıldım. Ben 32 yıllık evliyim Abdullah Caner ile. Abdullah Caner sahilini bulmuş, Erzincan'dan getirtmiş. Hı. Ev tutmuş Demre'den. Şu anda beraber yaşıyorlar. Ben 4 aydır birer bavurdum, ağladım. Kendimden geçtim. Gündüz çalıştım, gece ağladım. Benim canım çok yandı. Kimsenin canı yanmasın! Yanmasın! Ben gibi olmasın! Ben gibi analar kalmasın arkada! Abdullah Caner'i getirin buraya! Karşına! Karşımda konuşsun! Karşımda! Ne için yaptı beni? Filiz Saylan benden farklı mı? Filiz Saylan benden diğerli mi? Bunu istiyorum karşında. Doğru karşına söylüyor. Karşına istiyorum Abdullah Caner. Yaptığın çok iyi bir iş mi? Çocuklarımın şerefini ayak altına aldın. Ali Caner'i, Turgay Caner'i. Her zaman Cemile abla sakin ol. Ben anladım seni. Senin canın gerçekten çok yanıyor. Yandım. Kimse yanmasın. Bu erkeklere kimse inanmasın. 32 yıllık evliyim. Bana bir gün para göstermedi. Ben gittiğim yerlere kuru ekmeklerle gittim. Bir şurama 100 lira para koyup bana harca demedi. 200 lira para çıkarıp giysi al giy demedi. Otellerde çalıştım. Dağlardan odun çektim. Şu bellerim ameliyat size çıkarayım göstereyim. Şu dizlerimde zıvı tükenmesi var. Ben otellerde çalışıyorum. Beni izlen sayın izleyicilerim. Ben yatakların altını... Ay tamam kalk Allah aşkına. ...şu şekil yaptım ya, da siliyorum. Eve ekmek getireceğim ya. Diye uğraşıyorum. İki çocuğumun için saçlarımı süpürge ettim. Cemile abla otur bana. İki çocuğum. Benim oğluma Turgay oğluma mesleğinden olduracağım. Süründüreceğim demiş Filiz Saylan. Cemile abla. Ne hakkı var? Cemile abla otur. Ne hakkı var? Dur. Benim onu olasım. Cemile abla. Cemile abla Allah aşkına. Cemile abla sakin. 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 Tamam. Sus. Sakin. Otur. Otur. Bak çok üzüldüm. Çok ben, üzüldüm. Bir dakika. Benim Ali Caner'ime. Allah bir şey söyleyeceğim bak. Otur. Ay, çok üzüldüm. Ne olur bak sakin. Bak bana gözümün içine bak. Bak benim gözümün içine bak. Bak elimi tut benim. Bir yudum daha su al. Öteceğim. Lütfen. Çok haklısın. Çok haklısın. Bak 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 elimi tut. Bırak o kapakları tesbihini de. Tesbih taklit yapacaksın yaptıklarını. Tamam. Esra tamam. Hanım. Tamam. Tamam. Dur. Al fotoğrafı. Yapamaz. Al fotoğrafı. Yapamaz. Gel. Yayın yapamam. Evet. Böyle yayın yapamam. Senden rica ediyorum. Hem çocukların da ben, seni gördüğü zaman üzülürler. Üzülürler sakin, lütfen. Sakin bak herkes bu arada, seni izliyor. Çocuklarım benim aklımda. Dur bir dakika. Yavaş, yavaş. Bir dakika. Cemile abla ben böyle yayın yapamam. Senin toparlaman lazım. Niye? Evet. Bu arada Cemile ablanın şöyle bir hikayesi var. Cemile abla eşi onu terk ettikten yani bu ihanete uğradıktan sonra bunu kaldıramamış. Bunu hazmedememiş. Buraya gelmeyi çok istiyor. Kaç aydır ekip arkadaşlarımızla iletişim kuruyor. Çocukları izin vermiyor. Sonra çocukları diyor ki tamam anne senin davan buysa artık git. Onlardan onayı alıp geliyor. Şimdi biraz önceki cümlemi de tamamlayayım. Hani hayatını, kadınlığını, gençliğini, çocukluğunu sadece hayat arkadaşına ve çocuklarına ve yuvasına veren kadınlar vardır. Şimdi Cemile abla öyle bir kadın. Hayatta çalışmaktan, çocuklarına yemek yapmaktan, kocasına eş olmaktan kendini unutmuş kadınlardan biri.
tek isteği çocuklar büyüdükten sonra hayat arkadaşı olarak gördüğü kişiyle bir emekli maaşı, onunla beraber mutlu mesut bir yaşam. Ama bu yaşta daha dünyaya gözünü açmamış, hiçbir şeyden haberi olmayan bu kadın ihanete uğrayınca Cemile abla bunu hazmedemiyor. Bunu kabul edemiyor. Onun gururu çok incinmiş. Dur Cemile abla. Şimdi sakin olacağız. Tamam. Şimdi sen bu ihaneti hazmedemiyorsun. Şunu merak ediyorum. Siz 32 yıllık evlisiniz. Sizin evet. Boy boy da çocuklarınız var. 30 yaşında 27 yaşında oğlum var. Peki nasıl oldu? Yani sen bu ihaneti aslında hiç beklemiyor musun? Asla beklemiyorum. Asla beklemiyordum. Bu kadar daha bir yaş yaşasaydım bu adamdan bunu beklemiyordum. Beklemiyordum. Ama bir gün evine gel, hani evine gelmemezlik yapmayan. Evet, yapmıyordu. Canım benim. Her gün evine geliyordu. Ama beni işe uğrattığı zaman işe uğratıyordu. Bu iş böyle ben olur gerçek. Bu iş böyle olur. Ben ya benim gönlümden geçen hep bu da maalesef işte. Nisan 1. Sen ne iş yapıyordun? Otelde çalışıyordun. Kocam ne iş yapıyordu? Kocam Kiev'i gelirse çalışıyor. Kiev'i gelmezse günlerce yatıyorum. Tespit çekiyorum. Kahve bekliyorum. Sağda solda dikiliyorum. Kahvelerde kahveci demiş bilene bir gün. Bu adam demiş sabah geliyor. Akşam köründe geliyor. Acıkmıyor da bu adam demiş. Nisan 1. Nisan'ın sonu mu? Mayıs'ın başı mı? Ben Antalya'dan dayımın oğlu Musa Çınar'la görüştüm. Cemile abla dedi. Hı. Siz dedi oğlan mı veriyorsunuz dedi. Abdullah Caner Demre'den ev arıyormuş dedi. Kocan diyor ki aa diyor siz diyor ev arıyor musunuz? Nerede yaşıyordunuz siz Antalya'da mı? Yok Kaş'ta yaşıyorum. Avullu mahallesinde yaşıyorum. Tamam. Siz diyor niye ev arıyorsunuz oğlan mı evleniyor? Ha, ev oğlanla, mi değiştiriyorsunuz siz, diyor. Oğlan mı veriyorsunuz Abdullah? Ev arıyormuş diyor bana. Kocan ev arıyormuş seni. Ben de diyorum ki bizim öyle bir hikayemiz, o işimiz yok. Ev değiştirmeyeceğiz. Yok. Oğlan evleniyor. Bizim evimiz kendimiz. Bir saniye Esra Hanım. Özür dilerim. Özür dileyerek konuşuyorum. Amcasının oğlu Abdullah Caner isim tutarlığından bu Abdullah Caner karı boşadı. Karıyla görüşüyormuş Demre'de. Bu işe başlamadan önce yengesinden duydum. Bizim Abdullah Demre'den karıyla görüşüyor, evlenecek. Ben bu oradan yıkıldım. Bilmiyorum. Senin eşin internetten ev aradığını akrabalarından duydun. Peki şimdi sen internet kullanıyor musun? Ben sonradan öğrendim bu interneti. Bu gitti ya. Bu gitti ya. O zaman o anlarda öğrendim interneti. Bana hiçbir şey göstermez bu adam. Kullanıyor. Tabii ki kullanıyor. Kullanmaz mı? Oo süper oğlanlar önüne oturdu. Öğretti buna. Bana geldi mi bir kelime yok. Ben ilkokul okudum ama çok mağdur okudum. Çok mağdur okudum. Biz çiftçiydik, çobanıydık. Bizim okuma şansımız çok zordu. Çıra vardı o zaman. Lamba vardı. Biz A'yı B'yi bile zor belledik. Biz hep işle geçti günümüz. Benim küçük oğlum biraz rahatsız. Arıyor benim oğlumu. Ben ana da değilim. O benden gönüllü boşansın. Ula oğlum benim adresim belli. Yerim de belli. Ben nerede olduğum da belli. Gelsin boşanalım. Onun nerede olduğu belli mi kocanın? Yani, telefon ediyor eve. Telefon ediyorum. Suyu keserim. Ceyranı keserim. Evi satarım. Hadi sat. Boşamayacağım. Şimdi sosyal medya, interneti kullanmaya başlayınca kocası gecenin belli bir saatlerine kadar internette görüşmeler yapmaya başlıyor. Evet. Senin böyle şeyden haberin yok. Sen sanıyorsun ki oyun oynuyor. Ben şu tesbih verir misin Esra Hanım? Ay, su dökülmesin. Bak benim iki tane oğlum var. Bir yatak odası var, şu bir mutfak geçin. Var. Geliyorum. Benim çocuklarım Duzula yavun içinde yatıyorum. Sen bilirsin Abdullah'cığım şu evi büyütelim, çalışalım, bak çırpınalım. Şu evi büyütelim diyorum ben. Ben mezarlığa evimi götüreceğim. Niye yapacaksın? Babamda ev mi vardı? Daire mi gördün sen? Ha? Deli. Bir deli verdi Allah bana. Uğraş da babam uğraş. İşlemiyorum. İşlemem ben. Ben işimi işledim geldim.
Merhaba. Mikrofonu alalım ama sessiz olacaksın. Tamam. Şşt. Filiz Hanım, alo. Merhaba. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler Esra Hanım. Merhaba. Abdullah Bey'le mi berabersiniz? Ben Filiz Sağlan. Evet. Esra Hanım. Ya Abdullah Caner'in bu hani kaçtığı, beraber kaçtığı ve birlikte olduğu kişi. Evet benim. Ben Erzincan'dan geldim. Ben sosyal medya üzerinde bu insanla tanıştım. Hı hı. Zorlama gibi bir şey yoktur. Hanımefendi orada kendini parçalıyor, kendini haklı duruma çıkarıyor. Hı hı. Karışmasın, bir şey söylemesin, kapatırım. Hı hı. Bir ikincisi, benim de 5 tane çocuğum var. Hı hı. Ha diyor ya, benim oğlumu tehdit etmiş. Değil, onun oğlu... Dul bir bayanım, kocam yok, çocuğumu bırakıp gelmedim. Babanız sevdi, ben de babanızı sevdim. Babanız bana para yolladı, ben bindim geldim Esra Hanım. Ben evimi, yuvamı, 5 çocuğumu bıraktım. 1 tane bekarım var benim, 37 yaşında. Şu anda beni de... Konuşmasın, ben konuşayım sonra o konuşsun. Kendini yesiyor. 32 senedir diyor ben evlilik yaptım. 32 senedir bu evliliği beni ilgilendirmiyor. Benim her şeyimi döküyor ya ortaya. 32 senedir bu evliliğin içinde acaba bu kadın kayınvalidesini kapısına koyup da bir bardak su vermiş mi? Kayınpederini kafasına odunla vurup da evinden kovalamış mı? 32 senedir hangi ailesini kapısına koymuş? 32 senedir dayılar mı, yiğenleri tanımış mı? Şimdi Filiz Hanım, siz bu evlilikle alakalı Abdullah Bey'in hayatına dahil olduktan sonraki süreçle ilgili konuşmalısınız. Bu soruyu Filiz Hanım'a değil de, madem senin anana babana bakmayan bir kadınla 32 yıl niye evli kaldın diye Abdullah Bey'e sorun. Esra Hanım, ben evimi bırakıp geldim. Ben siz de bırakıp geldim. Esra Hanım, bu çocuklarınızı mı terk ettiniz bu aşk için? Esra Hanım, beni bir dinleyin. Dinliyorum. Ben çocuklarımı koydum geldim. 5 çocuğumu koydum geldim. Dayalı, döşeli, lüks evimi koydum geldim. Neden? Ben neden? Yalnızlıktan. Oraya bir programda adam bayan çıkarttınız ya, dedi ya, evet. Yalnız. Kalabalığın içinde yalnızdım. Ha ben bu insanla tanıştım. Ben reddettim. Bu insan yine dedi ki ben seni seviyorum, konuşalım. Ben buraya geldim Esra Hanım. Bana bir tane elbise almadı. Bana bir çift ayakkabı almadı. Ben bu insanla maddiyet olarak... Ben aralarında değilim hanımefendi. Şey siz şimdi aslında eşi vefat etmiş bir kadınsınız. Kendi şartlarınızla, yaşadığınız şartlarda, bulunduğunuz çevrede sizin başınızı ağrıtmayacak, sizi bu kadar riske sokmayacak, tehlikenin ortasına çekmeyecek, yani getirmeyecek bir ilişki yaşayabilirdiniz. Şimdi ne çok güzel diyorsun. Diyorsun ki ben dul bir kadınım, yalnızdım ve sevgiye ihtiyacım vardı. Çok haklısın. Fakat senin karşındaki Abdullah da evli. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Onların aile sorunu beni ilgilendirmiyor. O kadar derinle girmek de benim haddim değil. Üstüme vazife değil. Girdiniz ama. Bu insan... Girdiniz ama. Hepsine girdi. Yani kayınvalideye kadar, akraba ya, ilişkilerine kadar. Avukat hanım lütfen. Akraba ya lütfen lütfen diyorsunuz da yani söyleyip ama fakat dedikten sonraki şeyler hiçbir şey ifade etmiyor. Ya ben zaten hayatım, bakın. Bana bak bana avukat hanım, benim hayatım roman değil. Benim hayatım kimseyi ilgilendirmiyor. Şöyle orada nokta beraber... virgül koyacaksınız. Bu kadının da kayınvalidesiyle ve akrabalarıyla olan ilişkisi de sizi ilgilendirmiyor. Siz de haddinizi bileceksiniz. Evet. Sen mesela karşı tarafın iddialarında var. Sen eşine şiddet uygular mıydın? Hayır. Kim diyor onu? Asla öyle bir şey yok. Zorla mı çalıştırdınız şimdi diyorsunuz ya? Çalışmamak için şey kaçtı. Hayır, o kaçtı değil. Şimdi eşine şiddet uyguladın mı diye sordum. Kim demiş onu dedi. Evet. Şimdi diyorlar ki mesela hani karşı taraf diyor bunu. Ha, diyorlar, Abdullah Caner. İşte karşı taraf o. Evet. Diyor ki işte bana şiddet... Şahidi var mıymış? Raporu var mıymış? Ha? Var mıymış bunlar? Bilemiyorum göstersin artık. Bana. Göstersin. Yani oklavayla döverdi mesela Filiz Hanım diyormuş. Ben komşularımla pişiriyorum ekmeği, göstersin. Yani ben sen... Ben yalnız ekmek pişirmem. Ben sorayım da sana. Ha. Eşine şiddet uygular mıydın, oklavayla döver Hayır, miydin? Hayır, asla yalan. Hepsi yalan. Ha, tamam. Ha. Emekli Peki. oldu. Emekli oldu. Emek... Seni şüpledi. Şüpledi, evet. Evet. Şutladı yani. Ha, şutladı. Beni bıraktı ortada. Emek... Benim hiç gelirim yok. Ay. Hiç gelirim yok. Sadece sen... biz bilekten geçirme bir insanı. Şimdi daha iyi oldu. Yani sen yıllarca çalışırken kocanın emekliliği için çalıştın. Evet, onu evet, emekli aynı, ettin. Aynı. Peki sana demedi mi ki
Cemile sen de çalışıyorsun. Senin de emekliliğini yapalım. Eline emekli olduğunda 3-5 kuruş. Senin güvencen var. Ben ölürsem sen emekliliğin var. Bak rezil olmazsın Cemile. Dağ gibi ben varım. Hele nerede kaldı? Nerede kaldı? Ya. Oklan kuruğunu göstersin oklanın bana. Sen 3 aydır geçimini nasıl sağlıyorsun? Otellerde çalışıyorum otellerde. Hala şu an kendim. Hala varınca gene şimdi alırsa patronum çalışacağım. Alır senin patronu, ben de ararım onu da. Keşke tabii bu yaştan sonra çalışmasan nasıl da. Nasıl çalışayım ben, bu dizlerimde mazurum, bu belimde mazurum. Cemile Hanım siz eğer boşanmayı istemiyorsanız da. Boşanmasın be. İstemiyorum, süründüreceğim. Boşanmasın. İstemiyorsanız bak şunu yapalım. Siz oturduğunuz evi aile konutu şerh. Söylemeyin hiç onları demeyin şu anda. Koyalım bir de. Boşanmasın. Nafaka. Nafaka isteyelim eşinimizden. Aynen boşanmadan öyle. Boşanmadan da nafaka olur. Tamam mı? Nafaka istiyorum. Yanındayız Cemile abla, boşanma. Oklay, sıktım yemeğesi.